damgasını vurmuş isimler vardır. Buralar, onlar bu şehirlerin kandilleridir. Onlar bu şehirlerin medeniyet sembolleridir. Onlar bu şehirlerin kültür abideleridir. Ve bir anlamda toplumsal açıdan baktığınız zaman yetiştirdikleri talebeleriyle, verdikleri hizmetleriyle şehirlerin aynı zamanda geleceğe İslam kültürünün, İslam medeniyetinin temsil noktasında aktarılmasındaki en önemli şahsiyetler. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Şeyh İsa Akisari Hazretleri bir bayrami şeyhi. Bugün kime mensup oldu? Nasıl bir kültürü temsil ediyor? Temsil ettiği kültür Osmanlı döneminde, Osmanlı dünyasında neyi ifade ediyordu? Nerede duruyordu? Şöyle başlayayım. Bir parantez, sonra geriye döneceğim. Mesela İstanbul'un fethini biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en önemli, yani dünya siyasi tarihinin en önemli hadiselerinden birisi. İstanbul'un fethi Müslümanlar için çok önemli bir olay. Niçin çok önemli? Pek çoğunuz diyeceksiniz ki Hazreti Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri var. Dedi ki hadislerinde İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Nimel ceyş. Kutsanmış asker. Bugün İstanbul'u dolaştığınızda hemen hemen her surun dibinde, bazen bir sokağın ortasında nimel ceyşlerin falanca 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 diye isimler görürsünüz. Nimel ceyş kutsanmış askerler demek. İstanbul'un fethine katılmış askerler. Bunun sayısını binlerce yapabilirsiniz. Şehit olan yüzlerce, binlerce asker var İstanbul'un fethinde. Bunlar Sultan Mehmet nazarında çok önemli bir yeri olan Akşemseddin Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinir. Ben aynı fikirde değilim ama sorarsanız açıklarım sonra. Gene de siz öyle bilin. Yani bundan yana bir sıkıntı yok. Benimki mesleki bir davranış diyelim. Hani böyle doktor bütün mesleklerinin inceliklerini bilir ya, yapmak zorundayız. Biz de o çerçeveden söylüyorum. Yoksa sizin zihninizdeki itikada en ufak bir şekilde laf attım yok. Yani hocası gibi vardır. Yani teknik olarak hocası değil. Yani böyle bir meydanda, bir mekanda, bir medresede Fatih ile Akşemseddin Hazretleri bir ders alışverişinde bulunmadılar. Onun için diyorum. Yani Fatih Manisa'da yaşadı, Akşemseddin Beypazarı'nda, Çorum'da yaşadı. Karşılaşmadılar. Onun için diyorum. Yani fiilen bir hocalığı yok diye. Yoksa Fatih'in zihninde, Fatih'in nezdinde Akşemseddin'in çok büyük bir yeri var. Ve İstanbul'un fethinin sembol isimlerinden birisi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrini buluyor fetih sırasında. Niye buluyor? Çünkü Eyüp Sultan Hazretleri de nimelce işte. Yani İstanbul'un fethi için gelen, kutsanmış, bu uğurda şehit olan askerlerden birisiydi. Eyüp Sultan ile Akşemseddin bu açıdan baktığımız zaman aynı noktada duran insanlar. İkisinin de hedefi aynı. İkisinin de gayesi aynı. Birisinin başarmasına ramak kalmış, birisi bunu başarmış. Ama sonra ne kadar güzel bir anlayış ki, ne kadar güzel bir tevafuk ki, zaman geçiyor ve tarih ikisini bir noktada birleştiriyor. Kendisinden belki 900 sene evvel oraya gelen bir İstanbul, bir sahabenin mezarını Akşemseddin Hazretleri tam da fetih zamanı buluyor. Ve ikisi aslında birlikte manen bakarsanız bu fethi tamamlamış oluyorlar. Şunu anlatmak istiyorum size, müsaadeniz olursa.
Şimdi Akşemseddin'in ismini biz İstanbul'un fethiyle biliriz. Televizyonlardan biliriz, ne şuradan buradan mutlaka gördünüz. Ama Akşemseddin fethe gelen tek kimse değil. Tek derviş değil. Tek Bayrami şeyhi değil. Bayramiler o dönemin, Osmanlı döneminin en kuvvetli ve en kudretli tarikatı. Hacı Bayram Sultan, tarikatın kurucusu olan ve Akşemseddin'in şeyhi olan Hacı Bayram Sultan'ın, o da Ankara'nın, hani şehirlerin manevi bekçileri dedi ki, Ankara'nın sembolüdür. Biliyorsunuz birinci meclis bile, yani Türkiye Cumhuriyeti Hacı Bayram dergahında kuruldu. O yüzden Cumhurbaşkanı adaylarının ilk soluğu Hacı Bayram'da alıyorlar. Sembolik bir değeri vardır oranın. Hacı Bayram'da dua ediliyor ve buradan hareket ediliyor. Önemli bir insan. İkinci Murat mezunu önemli bir insan. Bunu daha detaylandıracağım biraz sonra. O yüzden Bayramiler dediğimiz grup, tasavvuf erbabı Osmanlı yönetiminde çok güçlü bir yerde. Fatih Hazretleri İstanbul'u ele geçirmeye çalıştığı zaman, niyetlendiği zaman daha küçücük bir çocuk. Belki buradaki şu bir iki delikanlıdan daha büyüktür. Ama hepimizden küçük. Söyleyeyim. Yani 21 yaşında gencecik, idealist bir padişahtan bahsediyor. Şimdiki 21 yaşındaki gençlere artık 15 Temmuz'dan sonra laf atmıyorum başkanım bu arada. Eskiden çok yükleniyordum çocuklara. Yani sizden bir şey olmaz, Fatih bunu yaptı. Ama ben yani laf lafı açıyor, sohbet ediyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum bu kısmını ama 15 Temmuz'da İstanbul'da olan birisiydim. Yani bizzat atraksiyonlu sahnelerin ortasında da yer alan birisiydim. Oradaki delikanlıları, gençleri gördükten sonra gözlerim yaşar. Yani o sözümü artık çok yüklenmiyorum gençlere. Siz Fatih'in ruhuna sahip değilsiniz. Fatih'in ruhuna sahipler. Benim buna imanım sonsuz. Yeter ki bizler, büyüklerimiz, dostlarımız, abilerimiz onlara kendilerini ifade edebilecekleri imkanları ve ortamları hazırlayalım. Yani gençlik harika. Tek kelimeyle bizim genç neslimiz. Hepsi sağ olsunlar çocuklar. 21 yaşında toy bir delikanlı. Düşünüyor. Yani bir organizasyona girişeceksiniz. İstanbul'u fethedeceksiniz. Ama bu sadece askerle olan bir şey değil. Sadece duayla olan bir şey değil. Bizim bugün belki de ayrım noktasında en fazla zorlandığımız husus bu. Birisinin olmasının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Hayır, bu bir bütündür. Birbirini tamamlar. Zaten Akşemseddin'le Fatih bir kapışıyorlar. Tam fetih kuşatma gecikince birbirlerine bir böyle ne diyelim cilveleri var. Kapışma dediğim sertçe bir mektup yazıyor Fatih'e. Yani daha doğrusu Fatih önce Akşemseddin'e gidiyor. Şeyhim diyor. Hani fetih olacak diyorsun da bir şey olduğu yok diyor. Yani sen böyle mi dua ediyorsun deyince o da tabii padişaha büyük devlet terbiyesi bilen insanlar bunlar. Padişah bir şey demiyor orada ama sonradan iyi bir mektup döşenmiş hocam. Diyor ki bu iş diyor duayla olacaksa biz zaten duadayız gece gündüz. Ama tek başına duayla olmaz. Şimdi diyor senin askerlerinin dillerinde Allah, gönüllerinde ateş var. Önce dilleriyle kalplerini bir bütünleştirmek lazım. Bu bir. İkincisi senin komutanlarının arasında bir otorite problemi var. Askere söz geçiremiyorlar. Gönülden fethi istemek lazım. Yani bunu sen istiyorsun. Tamam doğru. Ama senin askerlerinin de, komutanlarının da en az senin kadar istemesi gerekiyor. Bak diyor, gemiler geçti. Yardım gemileri geçti ya İstanbul Boğazı'ndan. Tam böyle Bizans'ın ümidi bitmek üzere yardım gemileri geçti. Bak bu gemilerin geçmesi iyi olmadı. Diyor. Askerin morali bozuldu. Her şeyin farkında bakın. Hani o bir çadırın içerisinde alnını secdeden kaldırmayan ihtiyar bir şeyh motifi çiziyorsunuz ya, hiç de öyle değil gördüğünüz gibi. Her şeyin farkında. Gayet iyi. Orduda kim ne yapıyor? Kimin tavrı nedir? Gemi geçmiş.
bu yardım gemileri ordunun psikolojisini nasıl olumsuz etkilemiş, her şeyin farkında. Mektup Allah'tan bugün elimizde. Var ya. Çekmiş fırçayı, söylüyorum ama sevdiğimden söylüyorum. Çünkü Fethin olmasını en az senin kadar ben de istiyorum. Müthiş bir duruştur. Akşemseddin'in tavrı, hali müthiş bir duruş. Biz de her zaman duadayız. Duada olmaya devam ediyoruz. Ama bizim aklımızda, toplumumuzda şöyle bir izlenim geliyor sevgili dostlar, değerli büyüklerim. Sadece Akşemseddin varmış gibi algılıyoruz. Halbuki İstanbul'un fethinde, kuşatmasında bütün bayramiler orada. Anlatabiliyor muyum? Ferruh Dede var. Ethem Baba Hazretleri var. Kayserili Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri ta Kayseri'den kalkmış gitmiş. Şeyhiyle birlikte mürit olmak belki de bunu gerektiriyor. Fethi de o da dahil olmuş. Belki de şeyhiyle Hazreti Fatih kapışırlarken muhtemelen o da dergahın bir köşesinde önünü getirmiş onları dinliyordu. Hiç sesini çıkarmadı. Kim İbrahim Tennuri? İbrahim Tennuri Tennuri denilmesinin sebebi aşk ateşinde, aşk odunda yanmış birisi. Aslında fırıncı. Mesleği bu. Kayseri'de meslek erbabı. Fırıncılıkla uğraşıyor. Ama bu aşk ateşiyle, şeyhinden aldığı aşkın ateşiyle bayramilerde cezbe, ilahi aşk, Allah aşkı, yani muhabbeti ilahi her şeyin üstündedir. Bu aşkla yanmış, tutuşmuş birisi. Şeyhine niye Akşemseddin diyorlar? Bir gecede riyazetinden saçı başı ağarmıştı o yüzden. Yani siz riyazete başlıyorsunuz tasavvuf erbabına, simsiyah, sırma saçlı, yakışıklı birisiniz. Ama öyle bir kendinizi kaptırıyorsunuz ki ertesi sabah kalktığınızda saç baş bembeyaz olmuş. Değirmen de ağartmamış saçları. Değirmenci ama Akşemseddin Hazretleri'nin büyüğünü değirmeni de var. Beypazarı'nda değirmen işletiyor. Bak ne güzel değil mi? Günümüze ne güzel örnekler. Sadece bir alanda sınırlı kalmıyor. Rızkını bir şekilde kazanıyorsun. Hem şeyhsin hem müderrissin ama aynı zamanda değirmen de işletiyorsun. Helalinden olduktan sonra bir önemi yok. Şeyh Kasım Efendi işte bizim İsa Hazretleri'nin şeyhi. Yani Şeyh İsa Akhisari Akhisar'dan kalkıp gittiği zaman Kayseri'ye gidiyor biliyorsunuz. Ve İbrahim Tennuri'nin oğlunun terbiyesinde yetişiyor. Tennuri Hazretleri öldükten sonra Kayseri'deki dergahı oğluna bırakmış. O yürütüyor. Onun yanında yetişiyor. Yani aslında burada temsil edilen ruh az önce anlattığım, bahsettiğim Akşemseddin Hazretleri'nin ve az önce bahsettiğim aslında Nimel Ceyş'in ruhu. Hazreti Peygamber'in en büyük arzularından birisi olan İstanbul'un fetheden ruhun Anadolu'daki tezahürü. Bir kandil yakılmış ve bu kandilin Anadolu'da yakılmış Hacı Bayram dergahında Ankara'da çıkartılmış. Aslına bakarsanız Bursa'da Sonuncu Baba dergahında çıkmış. Aslına bakarsanız Erdebil'de Şeyh Safiyettin Erdebili dergahında, Alaaddin Erdebili dergahında çıkmış. Bunlar Şah İsmail'in dedeleri bu arada Sayın Başkan. Bu Alev'in uzantıları. Şah İsmail'in dedeleri, bilmiyorum biliyor musunuz, tarihte ne kadar ilginiz var? Normalde Sünni bir aile. En kuvvetli şeyhlerden, şeyhlerin yetiştiği bir şeyh sülalesi burası. Erdebil'de bir dergahları var İran'da. Burada yetişiyorlar. Birbirinden değerli, Hazreti Ali'ye kadar uzanan o bizim bayrami silsilenin sonrasında Erdebili silsile olacak. En güçlü temsilcileri bunlar. Bu aile. Çok güçlü, çok sevilen İran'da. Şeyh Alaaddin Erdebili,
Şeyh Safiyettin Erdemli, Şeyh İbrahim Erdemli, bunlar baba, oğul, torun devam edip gidiyor. Bir Şeyh Cüneyt var, Alaaddin Erdebili'nin torunu, o işte Şiiliğini ilan etmiş. Bizim Sultan II. Murat zamanında Konya'ya gelmişler. Burada Halveti Şeyh Abdülatif Maktisi ile bir kavga etmişler bir güzel. Orada zaten başlıyor itikadi çatışma. Ondan sonra şeyhliği şahlığa dönüştürmeye çalışıyor. Ve Şah İsmail ile birlikte artık Şii olan, bugünkü İran'ın temelini de oluşturan, İran biliyorsunuz tarihin her döneminde Şii bir devlet değil. Bugün baktığımız zaman İran'a öyle bir algı oluşuyor. Yani böyle hep Şii'ydi, öyle geldi. Hayır, İran'daki Şii, İran Sünni. Selçuklu coğrafyası burası. Yani Tuğrul Bey'in, Çağrı Bey'in, Sultan Melikşah'ın, Sultan Alparslan'ın, Sultan Muhammed Tapar'ın hüküm sürdüğü, ardından da Ahmet Celayir'in, Celayirlilerin hüküm sürdüğü, Akkoyunlar'ın hüküm sürdüğü ondan sonra bir saha İran. Tamamen Sünni anlayışın merkezlerinden, beyin merkezlerinden birisi. Bu anlayışı Şah İsmail dönüştürdü. Şiiliği. Yavuz'la mücadelesinden sonra İran yavaş 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 Şiileşti ve bugünkü İran'ın temeli oluştu. Biz İran'a gittiğimiz zaman konuşursak, işte mesela Nizami Mülk ile ilgili övücü bir cümle söylersen ya da Gazali ile ilgili övücü bir cümle söylersen acayip bozuluyor. Ben de bunun farkında olduğum için pisliğine söylüyorum. Ya işte Gazali büyük adamdı diyorum. İslam dünyasının en büyük eğitim kurumlarını kurmuştu. İşte Nizami Mülk en büyük Selçuklu veziriydi. Gazali en büyük Selçuklu alimiydi. Şiilerle mücadele etmiş. Çok fena bozuluyor. Şimdi gelelim. Bu ailenin kökenlerinin Sünni bir tarikat olduğunu söyleyeyim. Bunu unutmayın. İşte bu anlayış yani burada doğuyor. İran coğrafyasında. Sonuncu baba oradan başlayayım anlatmaya. Bu İsa Akisari Hazretleri'nin oğlunu da ondan ayrı görmemek lazım. Yani İlyas Akisari Hazretleri'nin bu geleneği temsil ettiği kolun Ser Çeşmesi sonuncu baba Hazretleri. İlk o. Aslında Kayseri'li sonuncu baba. Ve burada Şeyh Musa diye birisinin oğlu, babasıdır mutasavvuf. Önce onun yanında biraz terbiyesi gördükten sonra Erdebilek diyor. Böyle hareketli, gezmeyi seven bir genç. Hacı Bayram da gezerdi. Akşemseddin de birkaç yer dolaştı. İsa Akisari Hazretleri de çok geziyor. Gezecekler ki görecekler. Farklı yerlere, farklı coğrafyalara temsil ettikleri kültürleri taşıyacaklar. Balkanlara gidiyor diyorsunuz İsa Hazretleri. Ondan sonra bu civardaki hemen hemen her kasabayı geziyor. Yani Aydın taraflarına gidiyor, Nazilli taraflarına gidiyor, Balıkesir taraflarına gidiyor, Manisa'nın her tarafını geziyor, İzmir'in önemli bir kesimini dolaşıyor. Mekke, Medine, Hicaz, Mısır, Kudüs, efendim Şam, Bağdat bir hacca gidiyor. Yolculuk nasıl gidiyor biliyor musunuz? Buradan yola çıkacak. Şam, Bağdat, Kudüs, Mekke. Bugün baksanıza bu üç şehrin, dört şehrin bir tanesi kalmış. Müslümanların elinde. Hani sözde diğerleri de Müslümanların elinde ama bugün biz elimizi kolumuzu sallaya sallaya bir Türk Müslümanı olarak Bağdat'a gidebilir miyiz? Şam'a gidebilir miyiz? Kudüs'e nispeten gidiyoruz. O da sıkı bir kontrolden geçerek gidiyoruz. Bakın düşünsenize, İslam dünyasının en büyük kültür merkezleri teker teker bizim kontrolümüzden çıkıyor. Biz çok kötü bir döneme şahitlik yapıyoruz aslında. Sadece İsa Akisari Hazretleri'nin isminin üzerinden okuyalım. Gittiği yol işte. Şam, Bağdat, Kudüs oradan geçiyor Mekke. Şeyhi Kudüs'te çünkü.
Ne işi varmış Kayserili Şeyh Kasım'ın Kudüs'te? Demek ki birileri git demiş. Değil mi? Ahmet Amiş Efendi biliyorsunuz Tırnova. Burası elden çıktıktan sonra burada şeyhiyle tanışıyor, Ömer Halveti'yle. Ömer Halveti Kuşadalı İbrahim Halveti'nin talebesi. Kuşadalı demiş ki git Tırnova'ya, orada faaliyet göster. Hamiş Efendi de orada kendine şeyh arıyor, burada karşılaşıyorlar. Bu karşılaşmalar, bu yolculuklar, bu seyahatler tesadüf değil. Konuşmanın sonuna doğru İsa Hazretleri'nin halifelerini okurum size. Enteresan halifeleri var. Mesela Gördesli bir halifesi var. Tamam Mısır'da. Ne işi var? Göndermiş. Gidiyor Mısır'a. Bayrami kültürünü anlat. Bizim neşvemizi anlat diyor. Şimdi Somuncu Baba da diyor. Önce Şam'a gidiyor. Bayezid-i Yahankâh'ına. Burada epey bir vakit geçirmiş. Gencecik. Fakat bir türlü ama gerçi kendisi ben orada Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden beslendim diyor. Anılarında anlatıyor bunu. Kaynaklarda görüyoruz. Ama içinde bir boşluk hissediyor. Her şeyi tamamlıyorsunuz. Şurası da bir boşluk var. Dolmuyor bir türlü. Diyor ki ne yapayım, ne edeyim? Diyorlar ki senin hakkından Alaaddin Erdebili Hazretleri gelir. Ona git. Dergahına git. Kalkıyor gidiyor. Uçak yok. Araba yok. Bugün hayatımız o kadar kolay ki her yere bile 2-3 dakikada gidiyoruz. Bu arada İsa Hazretleri zamanında da buradan Kayseri'ye gideceksen ya bir at bulacaksın, binip gideceksin ya da tabana kuvvet. Hacca gidiyorsan da aynı. Şimdiki hacılar çok şanslı. Biniyorlar havaalanından, top 2 saatte hacdalar. Öyle değil. Bak bir şey o dönemde niye sevabı fazla? Medine'ye gidiyor, Mekke'ye gidiyor. Bir haccın tamamlanma süresi hocam ortalama 3-4 yıl. Bazıları gitmişken iki hac yapıyorlar. Ben başta buna çok anlam veremezdim. Niye iki hac? Haklı adam. Düşünüyor ki zaten ben buraya bir sene boyunca yürüyerek geldim. Bir daha ömür hayatımda hacca bir daha ya gelirim ya gelmem. Gelmişken Mekke'de bir sene vakit geçireyim. Hazreti Peygamber'in dolaştığı yerlerde dolaşayım. Onun kokusunu alayım. Onun maneviyatını alayım burada. Göreyim, gittiği yerlere gideyim, yatayım, içeyim. Dünyanın dört bir yanından hacılar gelmiş. Şeyhi var, alimi var, hocası var. Her türlüsü var. Bunlar kalkıyorlar, geliyorlar. Ve bilgi aktarım merkezidir. Bakın tarihçilerin en az çalıştığı hususlardan biri bu. İlahiyatçılar da çalışmıyor hocam. Hac merkezi, Kabe bir bilgi merkezidir. Hani bugün Cuma niye kutsal? İnsanlar tek bir şehirde Cuma kılınırdı. Şimdi o değişti. Yani modern zihniyette anlayış değişti. Şehrin tek bir camisinde Cuma kılındığı zaman herkes oraya gelecek. Köylerden de oradan geleceksin. Kasabalardan da kimisi yumurtasını getirecek, kimisi ekmeğini getirecek. Hem alışveriş yapacaklar, hem bir canlılık, hem bir hareket. Hem de soracaksın. Diyeceksin ki Hacı Efendi Salihli'de ne var ne yok. Öbürüne diyeceksin ki filanca köyde ne var? Şu yaşıyor mu hala tanıyordum. Böyle bilgi aktarılıyor. Şimdi hacca gittiğiniz zaman Etiyopya'dan da adam geliyor. Bunun zencisi de geliyor, çekik gözlüsü de geliyor. Hindistan'dan da adam geliyor, Çin'den de adam geliyor, İstanbul'dan da adam geliyor. Hepsi birbirlerine bilgi taşıyorlar. Şeyhlerin cirit attığı bir yer. Niye? Çünkü Allah-u Teala'nın farklı coğrafyalardaki insanları, kültürleri tanımaları için en güzel yer burası. Burada bir sene kalmak demek, bir kere doğal medresede doğal öğretim görmek demek. Ama bilgi kendiliğinden dönüp duruyor zaten. Bu müthiş bir şey. O yüzden iki harcı peş peşe yaparlar çoğu zaman. 4-5 seneyi bulur. Gidip gelmez. Şimdi çok kolay. Hiçbir şeyin ruhu olmadığı gibi bu gidişatın, bu yolculuğun da ruhu yok. Oradaki ruha karışmam. Yani Kabe'deki ruha karışmam. Ama yolculuk anlamında o yol arkadaşlığı kültürü, buradan hac kafilesi gidiyor böyle
kervancılar saldırıyorlar, birlik beraberlik, müthiş bir film atraksiyonu gibi. Böyle başlıyor. Yani buradan gidiyorsunuz, bir sürü müritle tanışıyorsunuz, bir sürü şeyle tanışıyorsunuz. Şimdi Sonuncu Baba da birisinin tavsiyesiyle diyor ki buraların en büyük şeyhi Alaaddin Ertebil, git onun dergahına. Gidiyor Şam'da. Tam böyle vaaz veriyormuş Erdebili. Anlatıyor, anlatıyor. Bizimki de bir köşeye sinmiş eski. Ben şunun için geldim, şunu arıyorum falan da demiş. Vaaz bitip namazı kıldıktan sonra herkes gidecek. Diyor ki Alaaddin Erdebil ona, sen kal bakalım. Ha, ne tanışıyorlar ne bir şey. Ha, en arkadan herkes kalkınca hani ayırırsın diyor, sen diyor otur orada kal bakalım sen. Ondan sonra gidince gel bakalım diyor, anlatıyor, anlatıyor. Yani işte maneviyat terbiyesi böyle bir şey. Böyle başlıyor terbiye. Şeyhinin yanında iyice hizmet gördükten sonra Hazret Bursa'ya geliyor. Bursa artık Yıldırım Han zamanı. Osmanlıların böyle gittikçe kudretinin artmaya başladığı dönem. Meşhur Ulu Cami'yi yapmaya başlamış Yıldırım Han. 5 sene sürüyor biliyorsunuz onun yapılması ortalama. Yavaş yavaş izliyor. Her gün eserinin başına varmış. Hatta gitmiş bizim Emir Sultan var. Şeyh Şemseddin Muhammed Buhari. Yıldırım Beyazıt'ın eniştesi, kız kardeşinin kocası. Buhara'dan kalkmış gelmiş. Oradaki nuru Anadolu'ya taşımış. Güçlenen bir Osmanlı var ki de. Buna diyor ki, soruyor eniştesine cami bittikten sonra, cami bitti diyor. Sen burada bir ilk açılış hutbesini oku bakalım. Ben okumam. Niye? Diyor, kutbu zaman bu şehirde. Ben kimim ki o varken bunu okuyacağım? Yıldırım Han düşünüyor. Diyor ki, kimdir kutbu zaman? Ya bu adam ta enişten, ailemizin kızını verdi. En büyük şey, bundan daha büyük kim olabilir ki? Zihninde yok. Kimdir kutbu zaman? Ben diyor sana getireceğim, bekleriz. Gidiyor fırına. Sokakta herkesin böyle meczup bir ihtiyar, yani bir şahsiyet olarak tanıdığı, çok ihtiyar da değil de, ekmek dağıtan, yoksullara ekmek veren, somunlar, müminler diye sırtında küfeyle dolaşan, ekmek sepetiyle, selesiyle dolaşan herkesin böyle sıradan bir vatandaş olarak gördüğü, esnaf Mehmet amca gibi gördüğü bir adam. Sonuncu Baba dedikleri adam meğer oymuş. Gidiyor Emir Sultan Hazretleri, diyor ki açılış hutbesini sen ver. Şöyle ona bir bakıyor. Diyor ki bizim sırrı ele verdin ha diyor. Demek diyor bizim sırrı ele verdin. İyi. Padişahımız seni bekliyor. Emir demiri keser. Yani şeyhler büyüktürler. Amen. Ama padişahlara karşı çok sert tutumları olmaz. Ulul emre itaat ederler. Böyle olması gerekir. İtaat etmeyenin Osmanlı Devleti zamanında da kellesini uçuruyorlar. İdam edilen şeyhler var. Başka bir zaman anlatırım size. Bugünün konusu değil. Peki diyor, gidelim. Padişahın huzuruna gidiyorlar. Padişah diyor ki kutlu zaman senmişsin. Oku bakalım hutbeyi. Hutbeye çıkıyor hocam. Nefis bir hutbe veriyor. Fatiha suresinin 7 farklı manada tefsir ediyor. Bir manası bütün ahalinin anlayacağı kesim. İkinci manası okumuş yazmış kesimin anlayacağı açıklama. Üçüncü manası hocaların diyelim anlayacağı. Dördüncü manası şeyhlerin, daha büyük meşayihin. Ama beşinci, altıncı, yedinci manayı kendinden başka kimse bilmiyor. Bir kişi hariç. Molla Fenari var o dönemde. Fatiha suresi tefsiri yazıyor. Kafasında, evinde gittiği zaman çözemediği bir sorun var. Diyor ki bunu hallettim, bunu hallettim, bunu hallettim ama şurayı bir türlü çözemiyorum diyor. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Çözemiyor. Gelmiyor aklıma. Neyse bu düşüncelerle gitmiş camiye. Oturuyor, dinliyor. Bu bizim Sonuncu Baba, ekmekçi.
Onların gözünde öyle ya, diğerleri tabi okumuş yazmış, ulema. Molla Feneri'nin kafasında çözemediği sorulara tam da onun gözünün içine bakarak tek 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 açıklama getiriyor. Camiden çık, vaaz biter bitmez hocam eline yapışmış Molla Feneri, Osmanlı Şeyhülislam'ı bu adam. Hocam diyor, ben sana bağlanmak istiyorum. Beni kabul et. Bütün sorularımı cevapladı. Mesela ilk müritlerinden birisidir Molla Feneri. Bu az bilinir. Bundan sonra tabi Somuncu Baba camiden çıktıktan sonra herkes onun sırrını öğrenince kapısı eşiği dolmaya başlıyor iyice. Diyor ki Hazret, bizim için artık vade burada doldu. Fazla kalabalıklaştı burası. Gidelim buraya. Nereye gidiyor? Önce Adana taraflarına, Sis'e, Kozan'a kadar gidiyor. Kozan. Burada İdris Sufi diye bir müridi var. Onun evinde epey bir konaklıyor, misafir oluyor. Oradan hacca gidiyor. Haccını eda ediyor. Tekrar Adana'ya geliyor. Bir iki sene orada kalacak. İşte Hacı Bayram Sultan, muhtemelen Bursa'da tanıştıkları, kendisine mürid oluyor anladığım kadarıyla, onu takip ediyor. Devlet görevinde kapıcı başılık gibi bir görev var. Yıldırım Han'ın sarayında Hacı Bayram'ın. Hazreti takip ediyor. İlk karşılaşır karşılaşmaz Yıldırım Han'a nasıl oldu, ne oldu diye soruyor. Ben bu soruyu düşündüydüm vakti zamanında. Bunu niye soruyor diye. Meğer bu bahsettiğim hadise 1403 yılı civarında gerçekleşiyor. Onun hacca gitmesi, gelmesi, Adana'da kalması 4-5 yıl dedim ya. Ankara Savaşı olmuş bitmiş. Hazret uzaktan Osmanlı Devleti'ni takip ediyor abi. Ne oldu diyor sultan. Sultan yok tabi artık, gitti. Devrildi. Bir şekilde kimisi diyor intihar etti, kimisi diyor kahrından öldü. Sultan Yıldırım Han ölüyor. Yerinde bir karmaşa var. Sonra Hazret Aksaray'a gelecek. Ve Aksaray'da Hacı Bayram da onunla birlikte ölünceye kadar orada duracak. Ama 1412 yılında vefat ediyor Somuncu Baba. Hacı Bayram'ı gönderiyor Ankara'ya. Artık diyor sen kendi meşaleni yak. Burada. Burada çalışmaya başlıyor. Bazen müderrislik yapıyor. Büyük bir alim döneminde. Bizans İmparatoru bir savaşa gelmiş. Osmanlı ordusuyla birlikte. Osmanlı ile müttefik olmuşlar. Karamanoğullarını yenecekler. Ankara'ya geliyor. Orada imparator okumuş yazmış bir adam. Hristiyanlık mı daha üstündür, Müslümanlık mı daha üstündür diye bir müderrisle tartışıyorlar. Bizans kaynaklarında var bu. Bizim kaynaklarda yok. Yenmiş bizimki onu. Bu müderris Hacı Bayram. Başkası değil. İmparatorla çatır çatır teolojik ilahiyat tartışmasına girmiş. Tabii sonrasında dönemin devrinin en büyük şeyhlerinden birisi. Bir sürü halifesi var. Hacı Bayram güçleniyor, kuvvetleniyor. Gitgide onun hayatından bahsedeyim biraz. Kim var biliyor musunuz onun müritlerinden? Mesela çok iyi tanıdığınız insanlar var aslında. Birisi demin bahsettiğim İstanbul Fatihi sayılacak. Bunu sadece Fatih'e hasretmeyelim değil mi, fetih? Sonuçta İstanbul'un fethine katılan herkes İstanbul Fatihi değil mi? Yani Çanakkale Savaşı'na katılan askerlerin sadece komutanlarının ismini anmıyoruz değil mi? Bütün askerler, şehit olanlar o şehir, o savaşın kahramanları değil midir? Bak Çanakkale deyince aklıma Mehmet Niyazi abi geldi. Vefat etmiş bugün. Duydunuz mu bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Çanakkale Mahşeri kitabının yazarı. Hastaydı uzun yıllardır. Onu da burada yad etmiş olalım. Yani Allah rahmet eylesin. Şimdi bu açıdan baktığınızda Akşemseddin de İstanbul Fatihidir. O onun talebelerinden birisi mesela. Başka bir talebesi, Göynük'te Emir Dede diye birisi var. Emir Sıkki, Bıçakçı Ömer Dede. Has halifelerinden birisi. Hazretten sonra bayramilik iki kola ayrılacak. Birisi Şemsi bayramilik, yani Akşemseddin'in temsil ettiği bir kol. Öbürü de Melami bayramilik, yani Ömer Dede'nin temsil ettiği bir kol.
Kimler var? İşte İsa Hazretleri zaten Şemsi Melamiliğin kollarındanız, temsilcisi. Melami Bayramiliğinde Bünyamin Ayaşi, Hüsamettin Ankaravi, Pir Ali Sultan Aksaray'ı, Oğlan Şeyh İsmail Maşuki, Ahmet Sarban, Bosnalı Hamza Vali, hemşehrimiz, o da Melami Bayrami Şeyh'i, Hamza Vali, İdris-i Muhtefi, Sütçü Beşir Ağa, Bursalı Seyyid Osman Haşim Efendi, ta Seyyid Abdülkadir Veli Hazretlerine kadar gelir. 1920. Hatta biraz daha getireyim, 1954'te Osman Kemal Efendi'ye kadar gelir. Çok kuvvetli bir kol. Bu başka. İkinci halifesi bu. İnce Bedrettin, Kızılca Bedrettin, Şeyh Muslihiddin. Böyle talebeleri var. Daha kim var biliyor musunuz? Her evde vardır. Eski amcalarım çok daha iyi bilirler. Her evde vardı o kitap. Muhammediye diye bir kitap var. Herkes okurdu onu. Evlerimizin köşelerinde, baş köşede durur. Bir de Envarül Aşikin vardır. İkisi yan yana durur. Bu iki kitabın yazarları iki kardeş. Birisi Gelibolulu Yazıcızade Mehmet Efendi. Öbürü de onun küçük biraderi Yazıcızade Ahmet Bican Efendi. Envarül Aşikin yazar. Yazıcızade Muhammed Efendi ya da Yazıcızade Mehmet Efendi Gelibolu'ya gittiyseniz bilirsiniz mutlaka. Böyle tam denize bakan yerde bir kayalık var. Kayanın içerisinde şöyle bir kovuk var. Bir insan zor sığıyor içine. Onun çilehanesi. Orada yazmış kitabını. Muhammediye. Hazreti Peygamber'in aşkıyla dolmuş, taşmış, kendini kayanın böğrüne atmış, kayanın karnının içerisine, orada yazmış. Nefis bir şey. Hacı Bayram Sultan İstanbul'a giderken, Edirne'ye giderken pardon, onların yanına uğrayıp geçiyor. O da onların müridi. Bakın Hacı Bayram'ın açtığı yol o kadar geniş, o kadar büyük bir sahada ki, niye İstanbul'un fethinde Bayrami dervişleri gelmişti sorusunun cevabını buradan karşılık bulursunuz işte. Fatih onları çağırmayacak da kimi çağıracak? O kadar güçlüler ki, o kadar samimiler ki davalarında, hak davasında. İşte bir bakıyorsunuz, ilk kurucuları Somuncu Baba Bursa'da Ulu Cami'nin açılış namazını kıldırmış. Açılış hutbesini vermiş. Hacı Bayram Edirne'ye gidecek 2. Murat zamanında. Burada Hacı Bayram'ın 2. Murat'ın yaptırdığı eski caminin açılış hutbesini verecek. Akşemseddin da veriyor mu hutbe? Hadi bir düşünün bakalım. Ayasofya'da ilk namazı kim kıldırıyor İstanbul fethedildikten sonra? Tabii ki Akşemseddin kıldırıyor. Müthiş bir şey bakın. Bayrami geleneğine bakıyorsunuz ve Osmanlı devlet yönetiminin göz bebeği gibi adamlar. Çok güçlüler ve çok kudretliler. Çok samimiler. Her yerde varlar. Şimdi Hacı Bayram Sultan tabii güçleniyor. Kuvvetleniyor, kudretleniyor. Ondan sonra ezan okuyor. Kara mı vereceğiz bilmiyorum sistemi. Nasıl oluyor? Yani ben çok gevezeyimdir, çok konuşurum. Şimdi Hacı Bayram Sultan müritlerinin sayısı artınca 2. Murat çağırmış yanına Edirne'yi. Hazret gelsin demiş bir tanışalım. Aslında biraz da yoklama yapıyor. Hani bakalım bu adam güçlü kuvvetli ama bizden devletten yana mı kendi başına mı buyruk hareket ediyor? Bakın bizim 15 Temmuz ve civarında yaşadığımız hadiseleri Osmanlı devlet aklı 600 yıl önce zaten kontrol ediyor. Bir adam güçleniyor, kuvvetleniyor ama kimdir, neyin nesidir bir bakalım bakalım. Çağırmış. Hiç düşünmüyor, hiç itiraz etmiyor acaba. Doğruca gidiyor Edirne'ye. Sultan onu o kadar çok seviyor ki. Uzun Köprü'nün açılışına katılmış, dua etmiş.
Şimdi sel baskınlarından duyuyoruz ya bunu. Camide vaaz veriyor uzunca bir süre. Ondan sonra şeyh diyor ki ona, sultanım diyor, ne kadar müridin varsa vergiden muaf. Artık diyor, devlet sizin arkanızda. Git Ankara'ya istediğin kadar anlat hükmünü. Bu sefer vergi memurları ne zaman gelseler, kime sorsalar, diyor ki ben Hacı Bayram'ın müridim. Adam vergi vermek istemiyor. Bir böyle, iki böyle. Bu sefer diyor ki, mektup yazmış, sultanım kaç müridiniz var bana bir bildirseniz demiş. Tamam vergi almayalım ama sayıyı da bir bilelim yani, herkes müridim diyor. Bir çadır kurduruyor Hacı Bayram. Çağırmış müritlerini. Demiş ki bugün hak yoluna kurban olma günüdür. Bugün hepiniz İbrahim'in İsmail'leri olacaksınız. Gelin bakalım. Toplanmış müritler. İçeri koyunu bağlamış Hazret daha önceden. Elinde bir bıçakla çıkmış kapıya. Hadi gelin, kim kurban olmak istiyor? Bir homurdanma başlamış insanların arasında. Bir tanesi demiş ki ben varım sultan. Gel bakalım içeri. Gitmiş koyunu boğazlamış. Kanlı bıçakla çıkıyor dışarı. Var mı başka? Bir sessizlik. Bir hanımefendi demiş ki ben de varım sultanım demiş. Gel demişler, buyur. O da giriyor. Hazret bir daha dışarı çıktığında kimse yok ortada. Kaçmışlar hepsi. Demiş padişaha yazmış. Demiş ki benim 1,5 müridim var sultanım. Bunun dışında gayrısında hepsinden vergi alın. Başka kimse yok. Versinler vergi de. Böyle bir hikaye anlatılır. İşte bu Melami ile bu bıçakçı Ömer dedi ya, bizim Göynük'teki ikinci kolun piri. Ona bıçakçı denilmesinin sebebini o bıçağın altına yatan kişinin o olduğunu düşünüyorlar. O yattığı için bıçakçı diyorlar diyor. Bir de tabii şeyi anlatayım, öyle bitireyim. Hani Bayramilik'te teslimiyet esas dedik ya. Akşemseddin Hazretleri ona nasıl teslim olmuş onu anlatayım. Öyle sohbeti bitirelim. Akşemseddin Hazretleri medresede hocalık yaptıktan sonra bıkmış, yorulmuş. Demiş ki boşluk hissediyor. Ben demiş gideyim kendime bir şeyh bulayım. Ve gidiyor. Aslında Zeynüddin Hafi'ye mi gitsem, Hacı Bayram'a mı gitsem? Gönülde ikilik olur mu? İnsan ya bir yara tutulur ya bir yara tutulur. Aynı gönülde iki yarın yeri mi olur? Yani biri olursa da öbürü kıskanır değil mi? Zeynüddin Afi'ye gitmeye karar veriyor. Fakat rüya görüyor. Rüyasında boynuna bir zincir takılmış, köpek zinciri gibi çekiyor. Gitse de o zincirden kurtulamıyor. Zincirin peşine düşüyor. Bakıyor ki zincir Hacı Bayram Sultan'ın elinde. Tam uyanıyor. Zeynüddin Afi'nin de vefat ettiğini haber alıyor zaten. Ama artık gönüle ikilik düştü. Hacı Bayram Sultan bunu bilmeyecek değil ya. Onun da gönlünde görüyor. Geriye döndüğünde Akşemseddin bütün böyle yaymışlar. Arazide burçak hasadı yapıyorlar. Akşemseddin gelmiş. Demiş ki selamun aleyküm. Selamı olan hiç kimse yok. Bir kim? Bir Allah'ın kulu aleyküm selam demiş. Bozulmuş. Çok. Ondan sonra bakıyorlar kimse buna yüz vermiyor, konuşmuyor. Öğle vakti olmuş. Yemekleri dağıtmışlar hepsine. Onu yok. Köpeklere bile vermişler. Sen misin kibirli olan bir işte tarlada çalışan çiftçiye intisap edeceğime gideyim, büyük alim Hafi'ye intisap edeyim diye. Sokmamış yanına. Nefsini bir ezmiş. Gitmiş köpeklerin çanağına eğilmiş. Köpeğin yanında yemeye başlamış. Demiş ki Hacı Bayram Sultan gel köse gel demiş. Tamam sen teslim oldun artık. Sende nefis mefis yok. Senden mürit ol. Böyle başlıyor onların hikayesi. Teslimiyet esaslıdır. Bakın nereden nereye gidiyor geliyor. Birisi ta Beypazarı'na geliyor. Çorum'dan kalkıp geliyor. Öbürü Kayseri'ye gidiyor şeyhinin yanını bulmak için. Öbürü Bursa'ya gidiyor. Hazret buradan kalkıyor gidiyor. Ta Kayseri'ye varıyor. Müritlerini ta Mısır'da eğitiyor bir kısmını. Osmanlı tarihi böyle onlarca örnekle dolu. Hadsiz hesapsız örneği var bunlar. Bunların hepsi medeniyet inşa eden insanlar. Medeniyet inşa eden değerler. Hazret de böyle. Yani Saruhani Hazretleri de böyle.
buradan kalkıyor, gidiyor buranın çocuğu olarak eğitimini görüyor. O dönemin zor şartlarında buradan kalkmış gitmiş ve görmediği yer yok neredeyse. O kadar çok geziyor ve dolaşıyor ki. Her gittiği yerde bir hikmet oluyor. Her gittiği yerde bir sohbet meclisine dahil oluyor. Bir sürü talebe yetiştiriyor. İşte burada mesela şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Burada kitabı okuduysanız kitapta yer alan ama yorumlanmayan bir bilgiye benim bir yorumum var. Ona dahil etmek istiyorum. Akhisar'da doğuyor malum. 9 Muharrem 851'de 1447'ye tekabül eden bir tarih. Yani 2. Murat zamanı. Her ne kadar Fatih zamanı, Sultan Murad bin Mehmet zamanı gibi yazmış olsa da menakıb yazarı orada yanılıyor. Çünkü 1448'de Varna Savaşı var biliyorsunuz. Fatih'in çocukluk dönemindeki ilk saltanatının son aylarına belki tekabül ediyor. O yüzden yazmış olabilirler. Böyle bir de Fatih Manisa'nın sancak beyiydi ya. Manisalılar çok seviyorlar Hazreti Fatih'i. O yüzden onu hep padişah olarak görüyorlar. Şehzadeyken de öyle görüyorlar. Biraz da torpil geçmiş gibi geldi bana. Bu tatlı bir torpil ama yani kötü bir şey değil. Çocukluğu yine buralarda geçiyor. Bayrami tarikatından olduğunu söyledim. İntisabını söyledim. Şeyh Kasım'dan ilafet aldığını söyledim. Özellikle mesela İsa Hazretleri Halep, Şam üzerinden işte Kudüs'e doğru gidiyor dedik ya. Burada Şeyh Kasım Kudüs'te, Mekke'de, Medine'de haccını eda ettikten sonra Medine'den Mısır'a gidiyor. Mısır'dan İskenderiye'ye geçiyor. İskenderiye'den bir gemiye binip Antalya'ya geliyor. Burada şöyle bir bilgi geçiyor. Onu sizinle paylaşmak istiyorum özellikle. Diyor ki bu, o dönemde diyor Osmanlılar o sıralarda meydana gelen bir savaş sebebiyle Antalya Kalesi'nde 63 gün boyunca kaldı diyor. Bir yere çıkamadı. Antalya bölgesinde o dönemde savaş yok. Tarihçi olmanın güzelliği burada. Ama şu var. Şah İsmail artık yavaş yavaş hareket faaliyet alanına başlamış ve Şah kulu isyanı çıkıyor Antalya'da. Eğer bir şey, sünni bir şey, bir kalede 63 gün boyunca mahsur kalıyorsa, yani bunun sebebi o bölgedeki bir Kızılbaş isyanından kaynaklanıyor. Hani onu belirtmemişler, benim katkım olsun diye söyledim onu. Çünkü ne olur ne olmaz, garantisi yok. Normal savaşta herhangi bir şey gitse problem yok. Ama bu mezhebi bir savaş. Yani Şah İsmail'in o bölgedeki ilk atraksiyonu, daha 2. Beyazıt dönemi. Zaten bunlar 1511'deki savaşta Osmanlı Sadrazamı Hadım Ali Paşa'yı öldürecek savaş meydanında. Yani ciddi bir çatışmanın başladığı bir süreç bu. Onu ifade etmek istedim. Yani şey o yüzden ne olur ne olmaz diye kaleden dışarı çıkartmıyorlar. Hazreti Osmanlı isyanı bastıracak. Biraz uzunca sürüyor isyan. Bastırdıktan sonra ortalık berkemal olduktan sonra da tekrar yoluna devam edip gelecek Hazreti. Çok sayıda seyahat yaptığını söyledim. Gezmeyi çok seviyor. İlmi, hakikati aramayı, bulmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendisine şiar edinmiş birisi. Ve en nihayetinde de 1530'da yani Kanuni döneminde uzunca bir ömür sürüyor Hazreti Aslan'a bakarsanız. Kanuni döneminde de Darbeka'ya ne diyelim intikal ediyor. Ömrünü tamamlamış. Hayırla toplumu iade etmiş birisi. Tabii festivalin mantığını siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben Akhisar'a ilk defa geliyorum. Hazretin o ilk dönüşü yani o kadar sevilen birisi ki Manisa'da tabii Meşayih'in de arasına girmiş artık. Osmanlı Devleti'nin en güçlü, en popüler, en kudretli tarikatının en kuvvetli kolunun temsilcisi olarak buraya dönüyor. Ana gövdeden gelen bir şeyhtir. Bakın yan kol şeyhi falan değil. Yani şöyle düşünün. İsa Akhisari Hazretleri, Hacı Bayram, Sultan, Akşemseddin, İbrahim Tennuri, Şeyh Kasım, İsa Akhisari. Bu ana gövdedir.
Tamam mı? Yan yollara ayrılmıyor. Dolayısıyla devletin İstanbul'un fethi sırasında muhatap aldığı o kökün, esas gövdenin en büyük, en önemli temsilcilerinden birisi olarak bu bölgede faaliyet gösteriyor. Zaten Ege bölgesinde, Anadolu'nun iç bölgelerinde, Afyon bölgesinde bu bölgenin tamamının muazzam bir şekilde İsa Sarıhani Hazretleri tarafından etkilendiğini, oğlu vasıtasıyla da bu geleneğin burada sürdürüldüğünü görüyoruz. Ankara'da da Hacı Bayram geleneğini temsil eden insanlar var. İstanbul'da da var. Mesela Muhittin Yavsi'nin bir talebesi var. İskilipli Şeyh Muhittin Yavsi. İbrahim Tennuri'nin bir başka talebesi bu. Oğlunun dışındaki halifelerinden birisi. Bu da Çorum'da. O da kimin en büyük muhibbi biliyor musunuz? İkinci Beyazıt. Fatih'in oğlu İkinci Beyazıt'ın, o Veli Beyazıt'ın en büyük dostu. İkinci Beyazıt İstanbul'a gittiği zaman hemen onu çağırıyor yanına. Orada bir bayrami tekkesi kurduruyor. İstanbul'da en büyük tekke onun zamanında kuruluyor. Bu adam öylesine kudretli birisi oluyor ki onun oğlu İstanbul'un en büyük, Osmanlı Devleti'nin en büyük alimlerinden birisi oluyor. Bilin bakalım ki. Bir şeyh oğlu. Ebu Suud Efendi. Yani Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de bir bayrami geleneğinin temsilcisi. Hani bayramiler niye büyüktür? Niye çok etkilidir? Onu anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Yani bir tarafta Şeyh Muhittin İskilibi, bir tarafta işte o Orta Anadolu'yu ve İstanbul'u temsil ediyor. Batı'ya geldiğiniz zaman İsa Akisari bu bayrami kültürün en önemli temsilcilerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Teşekkür ederim. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani farz var girmeden bitireyim diye söylemiş oldum. Teşekkür ederim.